koronavirüslerde çok sık mutasyon olur. Bu mutasyon değişecektir. Bu beklenilen bir şeydir. Ama mutasyon olsa da... Sürekli agresif yönde değişiyormuş gibi bir tablo var. Hayır. Bazen mesela, diyorlar bu sağlıkçılar mı abartıyor, haberciler mi abartıyor? Yani ben İngiliz mutasyonu mesela ilk çıktığı zaman çok korkutuldu. Mesela biz bunun bilimsel çalışması da ispatlandı. Mesela o virüs yatışları azalttı. Bulaş oranları artabilir. Ama şu ana kadar mutasyonlarda ciddi bir, eskisine göre kötü bir tabloyla karşılaşmış değiliz. Bunu dedikoduyla değil esasında bilim dünyası ispatlayarak gösterdi İngiliz mutasyonu için. Şimdi delta mutasyonu var. Delta mutasyonu da belki bulaş fazla olacaktır. Ama aşı etkili olduğu gösterildi. Ve bu aşı yaptığınız zaman da yoğun bakımlara ve hastalanma oranınız çok daha düşüyor. Evet. Yani insanlar dedikoduya ve spekülasyonlara değil bilime ve ispatlı olan bilgiye inanmalarını istiyoruz. Biz bunu anlatıyoruz. Tabii ki bazen bizim söylediklerimizde eksiklikler bulunmaya çalışılabilir. Ama şu net söylüyorum ki aşı, maske, mesafe ve hijyen bu işin şu andaki tek önlenebilir yöntemi. Ama bir daha ifade etmek istiyorum ki salgının bitmediğini bütün toplum bilsin. Sadece minimize edildi. Az miktarda bu bizim kısıtlamalarımız, aşımız ve insanların uyumuyla alakalı bir şey. Bunu eğer bozarsak ki son aşamalarda, son günlerde gözlemlediğimiz şeyler, insanların artık sanki hastalık yokmuş gibi davranış yöntemlerine geçmeye başladıklarını, özellikle genç toplumumuzdan, genç insanlarımızdan, onlar çok heyecanlı, tamam hareket etsinler ama lütfen büyüklerinin de bu başarıdaki rolü kadar kendileri de bunu üstlensinler diye. Şimdi...